İki gündür zaten yayınlardan takip ediyorsanız Mito, Ferit falan filan. Bu benim Elgato'dan gelen ürünlerimin gümrükte kaldığını biliyorsunuzdur. Bugün arkadaşlar UPS Kargo merkezine gittim. Orada sadece bir paket kargomu almak için, gümrükte kalan kargomu almak için bütün günümü harcadım ve alamadım. Ne gibi işlemden olduğundan bahsedeyim. İlk başta gittim. Direkt orada kargolara bakan hanımefendiyle konuştum. O beni durumu dedikten sonra Ordino diye bir yere yönlendirdi. Gittim oradan sıra numarası aldım. Bekledim. Sıra geldi. Oraya girdim. Dedim böyle bir sorunum var. Kargo bilmem kaç günden beri buradaymış. Bana geç haber verildi. İşte 20 günü geçmiş. Devletin deposuna düşmüş falan filan. Ne yapmam gerekiyor? O bekledi, birilerini aradı falan filan. Müşteri hizmetlerine bağlandı. Bana kulaklığını verdi. Konuşun dedi. Derdinizi anlatın. Konuştum vesaire. Ondan sonra o kapandı. Yaklaşık dedi ki 10 dakika sonra ben size özel cep telefonu numaranızdan arayacağım dedim Necati Bey. Merkezde olduğunuzu biliyorum. İşte yönlendirme yapacağım dedi. Bekledim, 10 dakika değil yarım saat sonra aradı. Açtım, merhabalar işte kargonuz direkt gümrükte şu an bekliyor paket. Orada Varol Bey'e aktaracağım dedi sizi. O gümrük müdürüymüş herhalde. İndik oraya. Böyle durumu açıkladım. Dedim ben YouTuber'ım dedim. Bu gelen parça PlayStation'daki görüntüyü kaydetmeme yarıyor. Öyle bir ufak bir kart. Ve ben faturası yok bunun dedim. Hani ben bir ödeme yapmadım. Bu firmayla mailleştim ve bu ürünler ücretsiz olarak geldi bana dedim. Neyse. Tamam dediler. Sizi ben o zaman bir memurla görüştüreyim. Buna da bu olayı anlatın dediler. Hani uygunsa parçalar verilir dedi. Tamam. Çünkü hayır, şeyi soruyorlar arkadaşlar. Hani bu ürünler şahıs için mi yoksa alıp satılacak mı? Ne gereçte kullanılacak, anladın mı? Bundan dolayı bu soruları sormak zorundalar. Tamam dedim, fakat evraklarınız lazım dedi. Dedim ne evrağı? İşte bunlarla ilgili evraklarınız lazım dedi. Tekrar dedim Ordino'ya, sıra aldım. Oradan evraklarım üst kattan geldi. Onları bekledim. O evraklar gelince tekrardan indim gümrüğün alt tarafına. Girdim sıraya memurlarla konuşmaya. Girecektim. Dedi ki ilk vezneye gidip bir form alacaksınız. O formu dolduracaksınız. Bütün bilgilerinizi alta yazacaksınız. Bu iki belgeyle beraber gümrükteki yetkiliye gidip kargonuzu aldırtıp memura gideceksiniz. Memurla beraber o kargoyu orada açacaksınız. İçinden çıkan ürünleri memurla beraber bakacaksınız, yorumlayacaksınız. Geldi abi kargolar. Aldık ürünü beraber. Gittik memurla açtık. İşte ne bunlar? Anlatıyorum derdimi. Bunlar işte bu şirketle vesaire konuştum. Bu ürünler bana direkt ücretsiz olarak geldi. Aldı abi ürünü. Google açtı. Yazdı. Elgato HD60S. Ne kadar? $160. 160 artı. Açtı abi Stream Deck. Yazdı. $150 artı 150. Ne kadar etti? $310. 310 artı bölü KDV %18. $220. Dedim. Aynen, Stream Deck. İki parça. Bunu ödemeniz gerekiyor dedi. Dedim ödeme sebebim ne dedim. Dedi anlattığınız olaya göre dedi. Siz bu ürünü aldıktan sonra PlayStation'dan video çekip YouTube'a atacaksınız ve YouTube reklam gelirlerinden para kazanacağınız için bunu devlete KDV'sini vermeniz gerekiyor dedi. Böyle kaldım. Dedim ne yapıyorsun? Memur, ciğerimi söktün. Ciğerimi söktün dedim. Tamam dedim, bari ödeyeyim de alayım yani, parçaları toplasan $300-$350 yapıyor. Hani götüme 1200-1300 TL girmesinden iyidir, alayım bari parçaları dedim. Vereceğim dedim. Yok dedi, buraya ödemiyorsunuz. Saat de 4.30. Dedim ne yapmam gerekiyor? Bu evrakları alıyorsunuz dedi. Ben şu an buraya fiyatını yazıp mühürlüyorum dedi. Bu evrakları alıyorsunuz. Atatürk Kargo Terminali'ne gidiyorsunuz dedi. Havalimanının oradaki. Oraya çıkıp ikinci katta bu ödemeyi yapıp tekrardan bana makbuzu alıp geliyorsunuz dedi. Buradaki diğer işlemleri tamamladıktan sonra ben size ancak kargonuzu verebilirim dedi. Dedim Allah belanızı vermesin dedim ya. Bunları arkadaşlar bütün günümü verdim ve tek yapmam, tek istediğim şey bir tane kargo paketimi almam. Hani sadece kargoma ulaşmak istiyorum ya.
hani ben nükleer bomba yaratmıyorum. Hani ülkeye kaçak man sokmuyorum. Sadece kargomu almak istiyorum ya. Sadece kargomu almak istiyorum. Geri göndertip tekrar isteseydin firmadan. Ya oğlum 1,5 ay önüm bekleyeceğim bir de. İnanılmaz bir sistem var arkadaşlar. Sizsiz olun. O ürünlerinizin az da kargoda şey, gümrükte takılmasına izin vermeyin. Bir şeyler yapın veyahut da takılırsa sıçtınız yani, anlayın. Öyle bir durum var. Bundan önce de bu Elgato'nun bir düşük versiyonu gümrükten geçmişti. O birazcık şeye bağlı oluyor. Bir ürününüzün gümrükten geçip geçmemesi o anki memurun acaba sabah kalkıp gelirken karısıyla kavga etti mi? Veyahut da akşamı güzel geçti mi? Hani o gibi duygularına belli oluyor. Hani ruh hali vesaire. Bakıyor, boyun geçsin mi? Yok lan geçmesin. Şu pezevengi at da bunu gelsin uğraşsın şerefsiz diyor. Basıyor bir mürü yolluyor mesela. Bu da böyle. Bir anımdır. Bu arada ilk defa gittim ben bu gümrük mevzularına vesaire. Abi bir vezne tarafı var, sıraya girilip işlemleri gerçekleştiren bir memur yeri var, tamam mı? Bir tarafta da böyle kırmızı yazı vardı arkadaşlar. Yukarıda şey yazıyor işte. Gümrük yetkilisi haricinde giremez. Kapıda adam falan bekliyor zaten. İçeride bir sürü koliler var. Oradaki yetkililer, gümrük görevlileri falan forkliflerle falan dolaşıyor. O derece bir trafik var içeride. Her şey gümrükte kalmış. Millet koşturuyor. Tam bir şey. Sirkeciye dönmüş orası. O sirkeci meydanını falan bilirsiniz böyle. Esnaflar falan filan böyle. Aynen oraya dönmüş. Ana baba günü. İçeride arkada bir forklift trafikti falan var böyle. Trafiği var. Acayip fena yani. Bu da böyle bir anımdır arkadaşlar.